Yeniden Refah Partisi Talas İlçe Başkanı Mehmet Şimşek, Talas ilçesi için yapacakları tarım ve turizm projelerinden bahsetti. Şimşek bunun yanında güncel piyasayı da değerlendirdi. İsmim Mehmet Şimşek, Yeniden Refah Partisi Talas İlçe Başkanıyım. Yaklaşık 8 aydır Talas İlçe Başkanlığı'nı yürütüyorum. Talas halkına ayrıca teşekkür ederim. Ülkenin her tarafında akış sürdüğü gibi Yeniden Refah Partisi'ne, Talas halkının da yoğun teveccühü ve yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Bizim seçim çalışmalarına start vereli yaklaşık bir 3-4 ay oldu. Biz hazırlıklarımıza başladık. Şu an Türkiye genelinde 920 ilçede teşkilatımızı kurduğumuz gibi Talas'ta da gereken altyapıya, gereken seçim çalışmalarına şu an için hazırız. İl Başkanımız Sayın Önder Narin talimatları doğrultusunda projelerimizi beraber yürütüyoruz. Seçim projelerimizi de aynı zamanda beraber yürütüyoruz. Talas halkının bizden beklentisi yüksek ve hiçbir şekilde görüştüğümüz hiçbir vatandaşımıza, bizi hiçbir koalisyona ortak olarak görmüyor. Allah'ın izniyle gümbür gümbür tek başımıza geleceğiz. Vatandaşımız bunu gerçekten istiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Kafalardaki sürekli soru işareti şuydu. İşte mevcut hükümet giderse yerine alternatif olarak kim gelecek? Hani kime verelim ki, kim yapar ki sorularının o kim bölümüne Allah nasip ederse Doktor Fatih Erbakan kurmuş olduğu Yeniden Refah Partisi bu şeyi tamamlayacak, beklentiyi tamamlayacak. İnşallah bu süreçten sonra da yetkiyi aldıktan sonra projelerimiz ve ülkemiz adına yapacağımız 81 ilde 81 projeyi de hayata geçirmeye başlayacağız. Vaatlerimiz bizim sadece konuştuklarımızla boş bir vaatler değil. Hepsi daha önce de rahmetli Necmettin Erbakan tarafından hayata geçirilmiş olan projeler. Biz bunları yeniden eski Türkiye'yi, güçlü Türkiye'yi ülkemize kazandıracağız Allah kısmet ederse. Talas konum itibariyle de, manzara itibariyle de ve yerleşik halkın beklentisi itibariyle de gerçekten kayda değer bir yer ve her türlü projeye, her türlü etkinliğe açık bir yer. Talas'ta bizim şu an için gündemdeki olan Talas Teşkilatı olarak ortaklaşa çalıştığımız gezilerde, tozularda böyle işte turizm adına ne yapabiliriz çalışmasındaki ortak projemizde Talas'taki Derevek Viyadüğü'nün spor amaçlı atlama sporları özellikle işte yabancı tabirlerle biliyorsunuz onların ismini ama biz burada da özümüze dönüp milli görüşün çizgisini bozmak istemiyoruz. Türkçe kelimelerle atlama sporlarını faaliyete geçirmek istiyoruz. İnşallah bununla da kalmayıp Talas'ta her hafta yapacağımız haberlerde her hafta yeni projelerimizi açıklamak istiyoruz sizlere. Proje 1 diye bunu duyurmak istiyoruz. Derebek Viyadüğü'nde güzel bir çalışmamız var. Atlama sporları ile ilgili alakalı turizme katkı sağlayacak diye ümit ediyorum. Yeniden Refah Partisi olarak tarımla ilgili alakalı projelerimizi daha önce genel başkanımız da ilanen duyurdu. Buradan da tekrar söylemek istiyorum. 81 ilde 81 proje adı altında bu tarımı da kapsayan genel merkezimizin Ar-Ge çalışanları tarafından oluşturulmuş güzel projelerimiz var. Tarımda sadece işte ekin, ekilmedik bir karış alan bırakmayın sözüne değil, bunu nasıl ekilmesi gerektiğini, nasıl kontrollü tarım olması gerektiğini, ekilen ürünlerin ne derece ve nerelerde yetişeceğini, nasıl bir pazara sunulacağını, eken çiftçimizin ya da yetiştiren, emek veren çiftçimizin gerçek manada kazanan taraf olacağını, halkımıza direkt doğrudan satışların yapılacağı inşallah bir proje hazırlığı içerisindeyiz. Biz Talas'ta da aynı projeyi düşünüyoruz. İnşallah böyle bir seçimle yetki aldığımız zamanlarda Talas ve Talas çevresindeki ekilecek olan arazileri önce ziraat mühendisleriyle tespit edip hangi bölgede, hangi iklimde neler yetişecek, neler yetişebilir ve doğrudan halkımıza bunu nasıl pazar haline getirebiliriz? İşte Talas'ın belirli bir yerlerinde. Bu proje tabii kapsamlı bir şekilde değişebilir, değiştirilebilir, genişletilebilir. Şimdi piyasalarla ilgili biliyorsunuz son zamanlarda haber üstüne haber. Birçok haberleri de zaten sizlerden duyuyoruz. Maalesef bugün açıklanan bir haberde tekrar ete %48 zam geldiği duyuruldu. Bundan bir hafta önce, geçtiğimiz hafta bugünlerde bayram telaşesi vardı. Emin olun boş bir şekilde, boş ceplerle vatandaş gezdi. Sadece fiyatlara bakabildi. Alım gücü yüksek olanları aldı ama boynu bükük bir bayram geçirdi halkın
yani ezici bir çoğunluğu, çok yüksek bir çoğunluğu şey alamadı, bayramda çocukları sevindiremedi ve hala hiçbir şey olmamış gibi açıklamalar yapılması, işte Türk parasının bundan aşağı artık düşmeyecek, en dipte olduğunu söylemesi bakanlarımızın, hiçbir proje üretilmediği gibi mevcuttaki gelirlerimizin de korunamadığı, vatandaşın maaşlarının, asgari ücretinin korunamadığı ve her türlü vaatlerinde asgari ücrete zam vereceğim deyip de bu zamları desteklediği, mevcut piyasayı desteklediği bir duruma düştük. Bu piyasanın düzelmesi için de israfı baştan sona yeniden Refah Partisi olarak yine açıkladığımız projelerde israfın önüne geçerek bu heybeye harcanan paraları vatandaşımızın cebine girecek şekle getirdiğimiz zaman sadece vergilerle yöneten bir devlet değil de üreten, ürettikleriyle yönetilen bir devlet, proje üreten devlet, ürünlerini kendi kendine yeter bir hale getiren bir devlet olduktan sonra inşallah piyasayı en hızlı bir şekilde toparlayacağız. Son zamanlarda yapılan şey de şu, gördüğüm kadarıyla bizlere hem haber hem sosyal medya hem de basın açıklamalarıyla vatandaşımıza ölümü gösterip hastalığa razı ettiler. Maalesef beterini gösterdiler. Fiyatı bir yükseltip birkaç kuruş aşağı çektikten sonra ha bunu da görebiliyoruz. Biraz daha çekildi, rahatladı. Bak indirim de yapabiliyoruz havasındalar maalesef. Algı operasyonundan başka bir şey değil. Piyasa çok ciddi bir şekilde şu an vatandaşa zarar veriyor. Millet geçim derdinden dolayı da siyasetten ve siyasi beklentiden uzaklaşmış durumda. İnşallah iktidarımızda ilk başta çözeceğimiz şeylerden bir tanesi de ekonomi piyasasını baştan aşağı yenilemek olacaktır. Kutsalımız, en değerli varlıklarımız, bizim dünyaya gelme sebeplerimiz ve Peygamber Efendimizin cennet anaların ayakları altındadır hadisine nail olan sevgili annelerimizin günü olacak. Tabii bizler için her gün anneler günü. Onlar bizim kutsalımızdır. Başta şehit anneleri ve aileleri olmak üzere bütün annelerin anneler gününü partim ve milletim adına tebrik ediyorum. İnşallah hak ettiği saygıyı, hak ettiği ilgiyi her zaman görecekler.